Alıştırma ve tolerans. Şimdi Ali Düzgün seni takip ediyorsun ama biraz yani diğer hocalara da sordum ben. Yani konuları biraz aklında kalmıyormuş galiba. Hani soru sorduklarında da. Yani takip edin ama yani not da alın Hocam gerisi. bazen bazen de yani unutuyorum o kadar da. Not da alın yani. Ben Hocam da dedim o öğrenci dedim çok iyi takip ediyor dedim. Diğer hocalar diyor takip ediyor ama aklında çok kalıcı olmuyor diyor onun. hocam canlı derslerde verim alacağımız bu kadar yani. Üst Ya, düzey bir tabii, yani şekilde uzaktan eğitimde nasıl not tutulur ona da dikkat etmeniz lazım tabii yani sadece izleyerek de bu olmaz arkadaşlar. beklemek Yani arada not lazım. Hocam almanız gerekir yani biz ne diyorsak mesela şurası önemli diyorsak yani oraya bir şey koymanız lazım. Bir defa bu modüllerin elinizde de olması lazım yani bilgisayarınız varsa bunları indirip arada boş zamanlarınızda bir tekrar çalışmanız gerekiyor. Çünkü tekrar çok önemli. Ya yani bir şey öğrenmeniz için en az bir defa yapmanız lazım. Yani ben bir çorba yapayım mesela. Onu bir defa yapmam lazım ki bir defa da ezbere yapabileyim. Doğru değil mi? Yani öğrencilik de böyle bir şey. Yani bir şeyi öğrenebilmeniz için onu en az bir kere yapmanız lazım. En az. Bazı şeyleri iki defa yapmanız lazım. Üç defa yapmanız lazım. Tekrar çok önemli mesela. Bunu profesörler de söylüyor. aynen hocam bazen unutacağım ya Ama bilmiyorum. tekrar önemli de yani. Bir şeyi tekrar edin. Bırakmayın yani sadece izlemekte. Hocam böyle de anlayacağımız yani %70 yani %60'larda anlıyorum. Yani ben bir profesör vardı bizim hocamız. Yani tekrar çok önemli diyor. Üzerine de basa basa tekrar 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 yazmış. Yani gerçekten katılıyorum yani buna. Tekrar öğrencilikte çok önemli bir şeydir. Tekrar eden zaten çok başarılı oluyor onlar. Ezber değil yani sadece iş. Makine parçalarına tolerans vermenin geneline bakalım. Niye tolerans veriyoruz? Yani tolerans nedir işte? Tolerans kabul edilebilir sınır içindeki hatayı ediyoruz biz. Yani hiçbir zaman bir parçayı ne yapamayız? Yani tam ölçüsünde üretemeyiz. Yani bir meslek resmini çiziyoruz bunu değil mi? Bir yapım resmi çiziyoruz. Çizdiğimizde bu resimdeki gibi birebir bunu makinalarda üretmemiz şansımız var mı? Bu makine parçasını yok. Çünkü makinaların da sonuçta bir tolerans aralıkları var değil mi? Yani siz bir CNC makinede yapıyorsanız biraz daha yaklaşırsınız yani ölçülerinize. Yani onlar biraz daha hassas işler. Veya bir taşlamaya geçersiniz mesela. Taşlamada en iyi yüzey kalitesi elde edersiniz. Ölçü boyutları tutar yani. Zaten bir kaba işlemeniz vardır sizin bir iş yerinde. Kaba ölçüsünde işlersiniz önce. Kaba ölçü deriz. Daha sonra finish operasyonu yaparsınız. Yani finish operasyonunda daha düşük talaş vererek bir parçadan talaşlı imalat için diyorum. Ne olur? O yüzeye yaklaşırsınız yani ölçü boyutlarına değil mi? Hem yüzey kalitesi olarak baktığımızda hem ölçü boyutları o üzerine baktığımızda o parçanın gerçek ölçülerine yaklaşırız. Yani işlediğimiz makine de çok önemli tabii mesela. Normal biz bunu nerede işliyoruz? Mesela bir universal makinede işliyorsak bu işçinin şeyine bağlı kalacak yani tecrübesine. Ama bir CNC makinede yapıyorsak yine parçayı bağlamamız da önemli yani ölçüsünde değil mi? Yani oraya salgısı falan salgılı mı dönüyor? Komparatöre bakmamız lazım onun ölçülerine falan. Yani salgısını almamız lazım. Öncelikle bağlamamız da çok önemli tabii makine yani işleyeceğimiz parçayı makineye. Yani en iyi ölçüyü tabii mesela motorlarda daha önemlidir. Mesela o silindir tepi edilir mesela motor yenilemede falan. Silindir içerisi mesela. Ne olur zamanla orada aşınmalar muhakkak oluyor mesela değil mi? Güç düşüklüğü oluyor motorda. Orası rektifiye ediliyor mesela. Rektifiye çok iyi bir şey değil yani. Torna işi diyoruz yani buna. Dikey torna. Rektifiye edildiğinde yüzey katı çok iyi çıkmaz. Yani ondan sonra ne olur? O işte honlama işine girer mesela. Honlama yapılır. Honlama kafası girer. Ne yapar? O daha orayı honlama dediğimiz şey yani nedir? İşte bir zımpara gibi düşünelim. Yani zımpara yapması gibi. Onun incesi yani. Ne yaparız? O ölçü boyutuna yaklaşırız yani. Oraya zaten bir tane teleskobik geç de koyarsınız oradan. Bakarsınız mesela salgı. O teleskobik geçin şeyi oynuyor mu içerisinde, oynamıyor mu? Ne kadar salgılı? Yaklaştığınızda zaten honlamayla son yüzeyi elde edebiliyoruz motorda da. Yani mesela bir krank taşlayalım. Krangı da yine taşlamada yaptığımızda bu da yeterli olmuyor mesela. Onu daha sonra ne yapıyorsunuz? Bir polisaj parlatma işlemi yapıyorsunuz mesela. Polisaj işlemi yapıyoruz. Krank milini işlerken. O da krank taşlama da yapılıyor. Krank taşlama tezgahları var özel. Yani tolerans dediğim şey makine parçalarının istenen ölçü boyutuna yaklaşma demek diyebiliriz. Yani belli boyutta. Yani kabul edilebilir sınır içindeki hatayı biz tolerans değeri diyoruz. Tolerans. Bunu makine parça üretiminde tolerans bir iş parçasının montaj edildiği yerde görevini yapabilecek biçimde belirli sınır ölçüleri içinde yapılması işlemine diyoruz.
imalatta iş parçasının tam ölçüsünde üretmemiz zordur. Özellikle bunu seri imalatta teknik resim verilmiş bir makine parçasına ait ölçüleri, özel aletler, iş kalıpları, otomatik makineler, masterlar, çok becerikli işçiler ve hatta robotlar kullanmak suretiyle dahi tam olarak elde edilmesine imkan yoktur diyoruz. Elde edilen ölçü çizimde verilen ölçülerden biraz büyük ve biraz küçük olabiliyor. Biz bunu ya biraz büyük yapacağız ya biraz küçük yapacağız. Yani bu tolerans değeri oluyor işte bizim biraz küçük yapıp biraz büyük yapmamız. Bu da nedir? Tolerans sınırı içerisinde tabii bunu yapabiliriz. Yani tolerans sınırını aşmamamız lazım. Aşarsak bu sefer makine parçası bulunduğu yerde taktığımızda görevini yapamaz, değil mi? İşte bu iki sınır ölçüsü arasındaki farka biz tolerans değeri diyoruz. Makine imalatında tolerans miktarını seçmek, şuradan kalemi alayım. Sen kaldın, Ali kalmış. Herkes çıkıyor. Sonra kimse takip etmekten sonra kimse anlamaz zaten yani ders. Şimdi bir kişi anlar, takip eden anlayacaktır. Kimseyi de zorla, kimse de ders anlatacak hali yok arkadaşlar. Yani takip etmeyenlere diyorum. İmalatta biz iş parçasının tam ölçüsünü üretmek zorundayız. Özellikle imalatta teknik resim verilmiş bir makine parçasına ait ölçülerin özel aletler, iş kalıpları, otomatik makine, masterlar, çok becerikli işçiler, hatta robot kullanmak suretiyle dahi tam olarak elde edilmesini elde edemiyoruz bunu. Elde edilen ölçü çizimde verilen ölçülerden biraz büyük veya biraz küçük olabiliyor. Bu ikisinin ölçüsü arasındaki farka biz tolerans değeri diyoruz. Makine imalatına tolerans miktarını seçmek mühendis, teknisyen veya makine ressamının işi oluyor. Yani bu tolerans değeri ya bütün bir montaj için, imalat için, yapım resmi için diyelim %1 veya %2 verilir veya %5. Ne yapmamız lazım? Biz bunun her bir ölçüsünü yaparken bu işin %5 tolerans değerinde yapmamız lazım yani ölçü. Ölçü diyelim ne olsun? 30, çap 30 olsun diyelim bir mil için diyorum. Bunu %5 tolerans demişse bunu ne yapabiliriz? Eksi artı demişse 30.005 bu büyüklüğünde yapabiliriz veya 29.995 milimetre yapabiliriz. Yani en küçük ölçüde. Eğer %5 tolerans isteniyorsa bizden eksi artı şeklinde. Ölçülerde bazen tabi artı istenir mesela. O alıştırma toleranslarını falan onları da göreceğiz. Alıştırma toleranslarında delik mil arasında işte milin küçük, deliğin büyük veya milim çaptan büyük yani sıkı geçmelerde sıcak sıkı geçme, soğuk sıkı geçme gibi milim büyük delik çapından deliğin küçük olması istenebilir. Ölçülerde küçük tolerans değeri seçmek kaliteyi yükseltir ancak maliyetimizi arttırır. Büyük tolerans değeri seçmemiz de maliyeti azaltmasına karşın kaliteyi düşürür. Bu nedenle tolerans değerleri standartlaştırılmıştır diyoruz. Birbirleriyle değiştirilen yedek parça imal etme zorunluluğu toleransların verilmesinin en önemli nedenlerinden birisidir. Yani birbiriyle değiştirilen yedek parça imal etme zorunluluğumuz tolerans verilmesinin en önemli nedenlerinden biri oluyor. Çünkü bu makinenin bozulan bir parçası sökülüp yerine aynı özelliği taşıyan ve piyasadan hazır olarak kolaylıkla temin edilebilen yenisinin takılması böylece makinenin kısa zamanda çalışır hale getirmesi çok önemlidir diyoruz. Resimler üzerine belirtilen ölçülerin makine imalatının tam olarak elde edilememesi nedenlerine baktığımızda bunlar birincisi makine ve avadanlık hataları oluyor. Yani makine zamanla yani ne yapıyor? Belli şeylerini kaybedebiliyor yani makine çalıştıkça. Yani aşınmalar olabilir yani ya veya salgılı dönebilir makinamızın yani dönen bir kısmı varsa. Kayış kasnakla ilgili sorunlar olabilir diğer şeylerden. Dişlilerde belki sorunlar olabilir. Ölçü aletleri hataları olabiliyor. Ölçü aletinin işte ölçmesinden kaynaklı olabilir. Ölçü aleti zamanla hassasiyetini kaybetmiş olabilir. Isı ve ışık hataları. Yani biz ölçümü belli bir ısı değerini yapmamız gerekiyor. İşte 15-20 derece. Bu belli standarttır yani. Biz o ortamı o derecede tutmamız gerekiyor yani tam ölçü alabilmemiz için. Bunlar daha çok işte deneysel durumlarda işte. Eğer ölçü çok hassas yapılacaksa o zaman ısıya da dikkat etmek gerekiyor ortamın ısısına. Işık, ışığın geliş hatası yine ölçü okurken bunlardan kaynaklı hatalar olabilir. Kişisel hatalarımız olabilir yine bizden kaynaklı olabilir bunlar. Yani ölçümü yanlış yapabiliyoruzdur. Yanlış yerden ölçüm alıyoruzdur. Yani ölçü aletini yanlış şekilde kullanıyoruz olabiliriz yani burada. Burada mil ve deliklerde ölçüler normal kesit görünüşümüz aşağıda. Burada bir ne var? Bir punta. Ve bunun oturduğu bir yatak perspektif olarak. Burada delik var ve mil var. Boyut ve anma ölçüsü ikisinin de bunun anma ölçüsüne biz ne diyoruz? Çap 30 diyoruz. Çap 30. Bu mil, burası delik. Bunların her ikisinin ölçüsü aynı olsa bu mil deliğe geçmez. Geçer ama nasıl geçer?
Ya zorlarsınız değil mi? Zorlarız. Veya çekiç de vururuz. Şu olur. Veya burayı ısıtırız. Yani deliği. Öyle geçirebilirsin. Bu sıkı geçme olur. Ama biz bunun hareketli geçme olmasını istiyorsak o zaman milin ölçüsünü deliğin ölçüsünden biraz daha küçük yapmamız gerekir değil mi? Bir hareketli geçme, serbest geçmede. Sıkı geçmelerde mil büyük olabilir delikten. Ama eğer serbest bir geçme istiyorsak milin burada serbest hareket etmesini o zaman milin küçük, deliğin büyük olması gerekir değil mi ölçü olarak baktığımızda? Makine ve avadanlık hataları. Üretimde kullanılan makine yıpranmış. Çalışma esasını kaybetmiş olabilir diyoruz. Ya da avadanlıkların makineye bağlantı ilişkisi düzgün olmayabilir. Makine avadanlıklarının uyumlu çalışmaması sonunda elde edilen iş parçası yine istenen ölçüde olmayabilir. Ölçü hataları. Sürekli kullanılan ölçü aletleri de yıpranarak hassasiyetini kaybetmiş olabilir. Bu nedenle hatalar meydana gelebiliyor. Delik ve milin kumpas ölçüsünün alınmasını burada görüyoruz. Yani mili ölçerken yine dış ölçme çenelerimizi kullanıyoruz. Deli ölçerken iç ölçme çeneleri, yani üstteki çeneleri kullanıyoruz. Burada baktığımızda milin ölçüsü 40.1, çap 40.1 milimetre çıkmış. Deliğin ölçüsü de çap 40.1 milimetre. Gerçek ölçü değil. Isı ve ışık hataları. Üretimde kullandığımız ölçü aletleri özel alaşımlı metallerden yapılmıştır. Bu alaşımların ısı iletkenlikleri yüksektir. Ölçüm yapan kişinin sıcaklığı ölçme işlemini etkiliyor. Ölçüm yapılacak yerdeki sıcaklık ortalama 20 derece santigrat olarak kabul edilmiştir. Yani ölçüm yapacağımız yerdeki sıcaklık değeri 20 derece santigrat olması gerekiyor. Ayrıca ölçüm yapılacak yerde ışık şiddeti ve yönü hatalarının oluşmasına sebep olabilir. Yani ışığını arkamıza almamız gerekiyor. Yani geliş ışığı. Şimdi pencereye göre baktığımızda şimdi diyelim parçayı alırken elimize ışığın arkadan gelmesine dikkat etmemiz lazım bizim. O şekilde pozisyonda durmamız lazım. Işık yönünün yanlış olması gölge oluşmasına, dolayısıyla hataların da meydana gelmesine sebep olacaktır. Kişisel hatalar. Ölçme işlemini yapan kişilerin sağlık durumlarından kaynaklanan bu ruhi, bedensel, görme, özrü ve benzeri gibi hatalar işçinin mesleki becerisi, parçaların temizliği, ölçü aletlerinin yanlış kullanılması. Yani parçanın temizliği talaşlar kalabiliyor mesela işledikten sonra. Bunları yine ne yapmamız lazım? Bu talaşları oradan uzaklaştırmamız lazım bunu eğleyerek falan. Parçalar. Yani kir olabilir mesela, toz olabilir. Bunları temizlememiz lazım. Ölçü aletlerinin yanlış kullanılması gibi sebeplerle çeşitli ölçü hatalarına yol açabiliyor. Bunlara da kişisel hatalar diyoruz. Makine avadanlık hataları, ısı ve ışık hataları, ölçüm hataları ve insan hatalarından dolayı her ölçü parçanın çalışmasını aksatmayacak hata miktarlarını belirtmek üzere çeşitli şekillerde ifade edilen toleransları taşımalıdır diyoruz. Makine parçalarının üretiminde kabul edilebilir hata payı verirken toleransı iki çeşide ayırıyoruz. Bunlar birincisi boyut toleransları diyoruz. İkincisine de şekil ve konum toleransları diyoruz. Boyut toleransları boyutla ilgili, yani uzunluk ölçüsüyle alakalı. Şekil ve konum toleransları işte doğrusallık, düzlemsellik, dairesellik gibi. Yani bir elemanın konumu, salgısı işte yalpalı dönüp dönmemesi, dikliği. Yani bunlar şekil ve konum toleranslarımızı oluşturuyor. Boyut toleransları, makine parçalarına verilen toleranslar parça üzerinde ölçülendirme yapılırken anma ölçüsü ile birlikte belirtilen toleranslardır diyoruz. Boyut ölçülerinin üzerine konulan bu toleranslar iki sınır değerine ait alt ve üst sapma farklarıdır. Sapma farklarınız için esas alınan ölçü anma boyutudur diyoruz. Bunu ben açık lisede sordum öğrencilere, yapamadılar. Yani aslında basit, yani bir delikle milin anma ölçüsünü veriyoruz. Üst sapma ve alt sapmasını hesaplıyorsunuz. Bunun için üst sapma değerine deliğin büyük harfle ES diyoruz. Alt sapma değerine EI harfi diyoruz. EI harfiyle de ifade ediyoruz. Milde küçük ES kullanıyoruz üst sapma değerinde. Alt sapma değerinde küçük EI kullanıyoruz. Yani üst sapma değeri ES. Bunları şimdi yapacağız. Tolerans kağıdının bir arada gösterilmesi işlemi delikle milin. Deliğin de bir anma ölçüsü var, milin de bir anma ölçüsü var. Anma ölçüsü genelde delikle mil için aynıdır. Yani çap 30'sa deliğin de anma ölçüsü çap 30'dur, milin de anma ölçüsü çap 30'dur. Bunların üst sapma, alt sapma değerleri değişir verilen tolerans değerine göre. Burada deliğin bir en büyük ölçüsü oluşuyor. Bir en küçük ölçü payı var. En büyük ölçüsü üst sapma değerinde oluşuyor.
En küçük ölçü alt sapma değerini ölçüyor. Yani alt sapmayı eklediğimizde alma çapına en küçük ölçüyü buluyoruz. Bu en küçük ölçü delik çapına da işte, yani delik çapından biraz küçük olabilir veya delik çapından biraz büyük olabilir. En büyük ölçü delik çapından büyük olur delik için. Mil için yine en küçük ölçüsü var milin. Bu alt sapma değeriyle buluyoruz. En büyük ölçüsünü üst sapma değeriyle buluyoruz. Bir de bunun nesi var? Normal anma boyutumuz var. Tolerans ne oluyor? Tolerans en büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki farkı toleransımızı oluşturuyor. Boyut bir uzunluğu seçilen birim cinsinden değerini gösteren sayıya diyoruz. TS-82 göre boyut bir resim üzerine yazıldığı zaman ölçü adını alıyor. Sıfır çizgisi. Esas ölçüden geçiyor. Ölçüler buna göre değerlendiriyoruz. Esas ölçü. Sınır ölçülerinin tanımlanmasında referans alınan ölçü diyoruz. Nominal ölçü ya da anma ölçüsü de diyoruz. Üst sapma değeri. Sapma üst değeridir. Deliklerde büyük ES, millerde küçük ES olarak ifade ediyoruz. Alt sapma. EI küçük EI, büyük EI. Sapma alt değeri oluyor. Deliklerde büyük EI harfi ile ifade ediyoruz. Millerde küçük EI harfi ile bunu ifade ediyoruz. En büyük ölçü. İki sınır boyutunun en büyüğüne diyoruz. Esas ölçü ile üst sapmanın toplamına eşit oluyor bu. Deliklerde en büyük ölçü değeri esas ölçü, yani esas ölçü dediğim şey anma boyutu. Artı buna üst sapma değerini ekliyoruz, yani ES. Millerde bu en büyük ölçü esas ölçü, yani anma boyutu artı ES küçük ES. Yani küçük ES dediğim şey de üst sapma değeri. En küçük ölçü. İki sınır boyutunun en küçüğüne diyoruz. Esas ölçü ile alt sapmanın toplamına eşit oluyor. Bu deliklerde en küçük ölçü anma boyutu artı büyük EI harfi ile ifade ediyoruz. Yani alt sapma değeri. Millerde en küçük ölçü anma boyutu, yani esas ölçü artı küçük EI formülüyle bunu ifade ediyoruz. Küçük EI yine alt sapma değeri oluyor mil için. Tolerans. Kısaca T ile ifade ediyoruz. En büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki farkı tolerans diyoruz. Yani tolerans kabul edilebilir, sınır içindeki hata oluyor. Tolerans işaret olmayan mutlak bir değer oluyor. Tolerans eşittir en büyük ölçü, en küçük ölçü. Yani biz milde de delikte de aynı şekilde en büyük ölçüden en küçük ölçü çıkardığımızda bu delik ve mil için oradaki tolerans değerini buluyoruz. Formülümüz bu. Tolerans birim. Ana ölçülere ait toleransların hesaplanması için i harfi ile gösterilen ve mikrometre ile belirtilen bir birim kabul edilmiştir. Tolerans birimi. Bir mikrometre, milimetrenin binde biri oluyor arkadaşlar. Yani 0.001 milimetreye bir mikrometre diyoruz. Şunu yapalım. Bayağı yoğunluk var galiba. Şeyde çok çalışmıyor. EBO sistemi. Aşağıda delik ve mil için anma ölçüleri, alt sapma ve üst sapma değerleri verilmiştir. Verilen değerlere göre delik ve mil için tolerans değerini bulunuz. Yani bu sınavda soruyoruz böyle soruları. Delik için ve mil için. Bu bizim çap 40 anma ölçümüz oluyor, yani esas ölçü değerimiz. Büyük ES üst sapma değeri delik için, küçük ES mil için üst sapma değeri. Büyük EI delik için üst sapma değeri, küçük EI mil için alt sapma değerini gösteriyor. Bunlar milimetre cinsinden tabi bunlardan. 0 nokta, yani 0.10, yani eksi tabi. Eksi 0.010 milimetre demek. Bu da eksi binde 5 milimetre. Binde 20. Şimdi delik için diyelim. Delik için kısaca en büyük ölçü demiştik. En büyük ölçü. Ne yapıyorduk? E esas ölçüyle artı E S üst sapma değerini topluyorduk. Büyük şey, en büyük ölçü değerini bulurken. Esas ölçü çap 40, yani 40 milimetre E değeri artı ES değeri 0.020 yazıyoruz. 0.020. Buradan eşittir. 40. Virgül ne olur? 0.20 milimetre çıkar.
Yani en büyük ölçüyü delik içinde bulduk. 40.020 mm bulduk. Ya bu basit. Yani bu tabloyu zaten veriyoruz. Biz harfleri de veriyoruz size. Ya formül vermiyoruz. Formülü de kendiniz yazacaksınız. Yani en büyük ölçü diyeceksiniz. Eşittir. E artı. Yani esas ölçü artı. ES diyorsunuz. En küçük ölçü delik için bulurken en küçük ölçü eşittir. E artı. EI diyoruz bu sefer. Alt sapma değerini topluyoruz yani. Eşittir buradan. Esas ölçü 40 milimetre artı. Diğeri eksi olduğu için bir parantez açıyoruz tabii. Çünkü burada eksi işaretini unutmuyoruz. Eksi var orada. Eksi 0.005 milimetre. Buradan eşittir diyoruz. Bunu çıkarttığımız için ne oluyor ölçümüz? 39,995 milimetre olur değil mi? Tolerans değeri. Tolerans değeri. Bunu da neyle ifade ediyorduk? T harfiyle ifade ediyorduk tolerans değerimizi. Bunu bulurken ne yapıyorduk? En büyük ölçüden en küçük ölçü değerini çıkarıyorsunuz. En büyük ölçü 40 noktanı bulduk. 40,020 milimetre bulduk. Eksi diyoruz. En küçük ölçüyü 39,995 milimetre bulduk. Bu iki şeyden farkı çıkardığımızda ne çıkar buradan? 0 nokta. Yukarıda 1000'de 20 var, aşağıda 5 milimetre var. Yani burada mutlak farkı şey yapıyoruz. Burada mutlak fark ne olur? 0,025 milimetre olur. Yani 1000'de 25 milimetre burada toleransla çalışıyoruz biz. Delik için tolerans değeri tabii bu. Deliğin tolerans değeri 1000'de 25 milimetre aralığında oluyor. Mil için diyelim. Mil için. Bunu böyle soruyoruz. Yani buraya ben ne veriyorum size? Her birine 3 puan diyelim. 6, 9. Yani 20 puanlık bir soru böyle geliyor. 3, 6, 9, 9, 18. 20 puan falan soruyoruz. Mil için en büyük ölçü değeri. En büyük ölçü. Yine esas ölçü diyoruz. Artı küçük ES. Milde küçük artlar kullanır her zaman. Toleranslarda falan. Deliklerde büyük artlar geçer. Esas ölçü mil için, milin de 40 milimetre artı. Üst sapma değeri kaç? ES değeri milin. Tablodan baktığımızda 0 görüyoruz. 0 eşittir. Buradan ne olur? 40 milimetre en büyük ölçüsü var milin. En küçük ölçü diyoruz mil için. Yine esas ölçü artı küçük EI. EI diyoruz. Eşittir buradan. Esas ölçü yine 40 artı. Küçük EI değerimiz ne? Eksi olduğu için parantez açıyorum buraya. Eksi diyorum. 0.010 eşittir. Buradan ne çıkar? Çıkardığımız için yine 39 virgül ne olur? 990 olur değil mi? 990 milimetre. Tolerans değeri diyoruz buradan. Tolerans değeri dedik. Mil için tolerans değeri. T ile ifade ediyoruz yine. Büyükte. Yine en büyük ölçüden en küçük ölçü değerini çıkarıyoruz. Milin en büyük ölçüsü 40 milimetre. Eksi. En küçük ölçüsü 39,990 milimetre. Eşittir. 0.010 milimetre çıkardım. 1010 milimetre tolerans değeri. Birimleri her zaman küçük yazarız. Bunları koyulaştırabiliriz. Şimdi. Yani bize soru böyle geliyor karşımıza. Aşağıda diyoruz. Ben bunları değiştiriyorum tabii. Şu şeyleri değiştiriyorum. Anma ölçüsünü değiştiriyorum mesela. Benim değiştireceğim şey bunlar zaten. Başka bir şey olmaz. Anma ölçü değerini değiştiririm. Bunu 40 değil de 50 yaparım. Burayı değiştiririm işte. Bunları gene ben hareketli geçme, serbest geçmeye göre tablo değerlerini alıyorum. Bu şeyleri de anma ölçüsüne göre alacağım. Siz de ne yapacaksınız? Benzer şekilde soruyu aşağıdaki gibi çözeceksiniz. Bir tekrarlayalım bunu. Aşağıda delik ve mil için anma ölçüleri alt sapma, üst sapma değerleri verilmiştir. Verilen değerlere göre delik ve mil için tolerans değerlerini bulunuz. Burada delik için diyor üst satırımız. Alt satır mil için verilen değerler. Delik için çap 40 esas ölçü oluyor yani şurası. Esas ölçü değeri E
E'yi ifade ediyor bize. Şuraya E deriz. Büyük E. Burada da büyük E. Esas ölçü yani ama ölçüsü çap 40 milimetre. Büyük E ise üst sapma değeri. Tablodan alıyoruz bunları. Yani size zaten hazır vereceğiz böyle tablo içerisinde. E ise eşittir 0.01 milimetre. EI eşittir diyoruz. Eksi 0.005 milimetre. Alt sapma değeri EI. Mil için E esas ölçü çap 40 milimetre. E ise bize 0. Yani üst sapması 0 milimetre verilmiş. EI alt sapması da eksi 0.010 milimetre. Üst sapması 0 milimetre mil için. Çözüm diyorsunuz. Çözümde delik için diyorsunuz öncelikle. Deliğin en büyük ölçüsü. En büyük ölçü yazıyorsunuz. Eşittir. Formül belli. Esas ölçü yani alma ölçüsüne artı ES değerini ekliyorsunuz. Yani üst sapma değerini ekliyorsunuz. 40 artı 0.020 milimetre. Tablodan alıyoruz zaten bu 0.020'yi. Buradan eşittir 40.020 milimetre buluyoruz. Gerisi zaten matematiksel işlem yani buradaki. En küçük ölçü. Formülümüz E. Yani esas ölçü alma ölçüsü artı alt sapma değerini ekliyoruz. EI diyoruz. EI eşittir. 40 artı eksi olduğu için parantez içerisinde yazıyoruz. Parantez açıyoruz. Eksi 0.005. Parantezi kapıyoruz. Eşittir. Buradan matematiksel işlem yaptığımızda 39.995 milimetre çıkıyor. Tolerans değeri diyoruz. Tolerans değeri T parantez içerisinde. En büyük ölçü eksi en küçük ölçü formülümüz. En büyük ölçüden en küçük ölçü değerini çıkarıyoruz. Eşittir. Burada bulduğumuz en büyük ölçü değerini yazıyoruz. 40.020 eksi 39.995 değerini yazıyoruz en küçük ölçü için. Burada matematiksel işlem yaptığımızda ne çıkıyor? 0.025 çıkar değil mi? Buradan mutlak fark. Milimetre buluyoruz. Mil için. Mil için en büyük ölçü diyoruz. Eşittir. E artı esas ölçü, alma ölçüsü artı küçük ES diyoruz. Yani üst sapma değeri demek ES. Eşittir. 40 artı burada ES değeri mil için 0 milimetre. 40 milimetre oluyor buradan. 40 artı 0'dan. En küçük ölçü esas ölçü alma ölçüsü artı küçük EI diyoruz. Eşittir. 40 artı eksi olduğu için yine parantez açtım. Eksi dedim. Yani şuradaki ifadeyi aynen yazıyoruz. Eksi 0.010. Eşit. Parantezi kapıyoruz. Eşittir. Ya buradan matematiksel işlemi yaptığınızda 40 ile eksi 0.010 topladığımızda 39 noktana çıkar. 990 milimetre çıkar. Tolerans değeri diyoruz. T eşittir. En büyük ölçü eksi en küçük ölçü diyoruz. 40 eksi 39.990. Yani şuradan en büyük ölçüde bulduğumuz değeri yazdık buraya. Burada en büyük ölçü çünkü formülde var. Eksi var. Arada eksi yazdık. En küçük ölçü değerini ve bulduğumuz değeri yazıyoruz. 39.990 bulmuştuk. Burada matematiksel işlemi yaptığımızda ne çıkar? Mutlak fark 0.010 milimetre çıkar. Soru böyle. Buradan bu sorumuz bizim. Şöyle yazalım. 20 puanlık soru bu arkadaşlar. Yani bunu 2-3 defa, 4 kere yapın, 5 kere yapın. Muhakkak bunu %100 doğru yaparsınız. Böyle bir soru. 20 puan buradan geliyor. Buradan bulduğumuzda o da bizim gibi yapmış. Binde 25, binde 10. Aynı. Sapma değerlerinin artı, eksi ve sıfır oluşuna göre alıştıran mil ve deliklerde 5 değişik konum oluşur. Millere ve deliklere verilen 5 değişik sapma değerleri görülmektedir. Burada sapma değerleri mil için esas ölçü üst sapma ve alt sapma var. Üst sapma alt sapmanın farkı da bize şeyi neyi oluşturuyor? Tolerans değerini oluşturuyor. Burada ikinci şeyde ne yapmış bize? EI'yi eklemiş mesela alma ölçüsüne. Burada ES değeri eklenmiş. Yani burada EI değerini eklediğimizde küçük boyut oluyor milin. ES değerini eklediğimizde milin büyük boyut oluyor. Burada EI-ES arasında bir fark oluşmuş. Yani EI-ES tolerans değeri buradan buluyoruz. Bilin. Burada da ES eksi EI'nin tolerans değeri bulunmuş. Ya sapma değeri zaten nasıl olabilir? Milin alma ölçüsünden ya küçük olur milin bir boyutu veya büyük yapabiliriz. Üst sapma değerini de üretebiliriz. Bu iki değer aralığında da üretebiliriz. Yani tolerans değeri aralığında. Delikler için sapma değerler.
Yani delikte de yapabileceğimiz büyük boyutta üretebiliriz ESE değerinde, EI değerinde. Yani küçük boyutta deliği üretebiliriz. Yine bu iki sınır değer aralığında üretilebilir delik verilen tolerans değerinin. Sapmaların ölçü çizgileri üzerine gösterdiğimizde bunlara ölçü çizgisi üzerine bu şekilde gösterilebiliriz. 32 eksi artı 0,1 demek. Bu ölçü yani onda 1 milimetre 32'den büyük veya küçük olabilir demek. Yani 32,1 olabilir veya 31,9 milimetre bunu yapabiliriz demektir. Burada artı eksi var. Üstteki değer her zaman üst sapma, alttaki değer alt sapmadır. Bunun üst sapması 32,1 milimetredir. Alt sapma değeri 31,98 milimetredir. Burada ikisi de artı. Üst sapma, alt sapma değeri. Üst sapması 32,2 milimetredir. Alt sapması bunu 32,1'dir pardon. Artı oldu çünkü. 32,1'dir. Üst sapması da 32,2 milimetredir. Burada ikisi de eksi. Bunun üst sapma değeri 31,9 milimetredir. Alt sapma değeri 31,9, 98 milimetredir. Yani ben bunu 31,98 ile 31,9 milimetre aralığında üretebilirim demektir. Bu ölçü. Bu ölçüyü yapabilirim demektir. Üst sapması 0,2 artı alt sapması 0. Yani üst sapma değeri 32,2'ye çıkabilirim. 32'den aşağı inemem demektir alt sapma. Yani 32 ile 32,2 milimetre aralığında üretebilirim. Yani bu uzunluğu demektir bu. Yapabilirim. 32 0 eksi 0,2. Yani 32'den yukarı çıkamam. 32 milimetre aşağı inebilirim. Yani 31,98 milimetre olabilir demektir bu ölçü. Sapma değerleri sıfır çizgisi denen bir çizgiden verilir. Sıfır çizgisi esas ölçüden geçer. Sapma değeri artı değerli ise sıfır çizgisi üst tarafında, eksi değerli ise alt tarafındadır. Sapma değerler ikisinin de artı ve eksi işaret olması mümkündür. Sapmanın değeri sıfır ise işaret konmaz. Sapma değerin ölçü çizgisi üzerine gösterilmesi görülmektedir. Boşluk ve sıkılık değerleri. Şimdi bunun aslında kafamızı canımıza bunu da yapabiliriz. Bunları da soracağız sınavda. Buradan da yine bir 20 puan bir soru gelebilir. Mil ve delik için boşluk ve sıkılık değerleri. Şimdi burada boşluk ve sıkılığın oluşması neye bağlı olabilir? Boşluk nerede oluşur? Yani milin çapının küçük, deliğin büyük olduğunda boşluk değeri oluşur, değil mi? Milin çapının büyük, deliğin çapının küçük olduğunda ne olur? Bir sıkılık değeri oluşur. Buna da sıkılık diyoruz. Deliğin işte en büyük ölçü değeri olur. Delik en büyük ölçü değerinde olur. Mil en küçük ölçü boyutunda olursa ne olur? Bir boşluk değeri oluşur. Buna ne diyoruz? Buna en küçük boşluk değeri diyoruz. Niye en küçük boşluk oldu? Çünkü milin en büyük ölçü değerini aldık. Mil en büyük ölçüsünde oldu. Delik en küçük ölçüsünde oldu. Buna en küçük boşluk değeri diyoruz. Eğer delik en büyük boşluk nasıl oluşabilir? En büyük boşluk kafamızda da canlandıralım. Yani deliğin büyük olması lazım. En büyük boyutunda olması lazım. Milin de en küçük boyutunda olması lazım. Mil en küçük boyutunda, delik en büyük boyutunda olursa ne olur? En büyük boşluk değeri yakalamış oluruz, oluşmuş olur. Mil en küçük boyutunda, delik en büyük ölçüsünde olduğunda en büyük boşluk değeri oluşuyor. Yani bunlar zaten kafanızda canlanırsa sıkılık nasıl oluşur? Boşluk nasıl oluşur? Yapabiliriz yani. Yani problem çözerken de böyle düşünüyoruz zaten. Burada yine sıkılık kavramı. Sıkılık kavramı mil en büyük boyutunda olur. Delik ne olabilir?